Burada üç kenarının uzunluğu aynı olan bir üçgenimiz var. Üç kenarının hepsi eş olan böyle bir üçgene eşkenar üçgen diyoruz, değil mi? Şimdi yapmak istediğim üç kenar aynı olduğunda üç açının tamamının ölçüsünün aynı olacağını ispatlamak. Bunu nasıl yapabileceğimizi düşünelim. İlk olarak AB eşittir AC olduğunu biliyoruz. Şimdilik bunun BC'ye eşit olduğunu bilmediğimizi varsayalım. İkiz kenar bir üçgende iki kenarın uzunluğu aynıysa taban açıları da aynı olur. Bunu yazayım, ABC açısı eşittir ACB açısı olduğunu biliyoruz. Çünkü bu, bu benim ifadem olsun, evet ifade ve bir de neden sütunu oluşturalım. Neden? Buradaki nedenimiz bunların ikiz kenar bir üçgenin taban açıları olması. Bu kenarın şu kenara eşit olması. Tabi bu bir eşkenar üçgen. Kenarların hepsi birbirine eşit. Yani iki kenar eşitse taban açıları eşittir. Şöyle deriz. İki kenarın eşit olması taban açılarının eşit olmasını gerektirir. Bu bir önceki videoda ikiz kenar üçgenlerle yaptıklarımızın sonucudur. Bu üçgene başka bir açıdan da bakabiliriz. Belki şuradaki açı tepe açısıdır ve şu ikisi taban açısıdır. Bu durumda şu kenar ve bu kenar birbirine eşit olur ve şu açıyla bu açı taban açıları durumuna düşer. Bunun anlamı CAB açısıyla ABC açısının eşit olacağıdır. Nedeni ise aslında aynıdır. Şimdi, farklı eşit kenarlara ve farklı taban açılarına bakıyoruz. Artık bu örnekteki taban bu olur. İkiz kenar bir üçgeni yana yatırdığınızı hayal edebilirsiniz ama kullanılan mantık tamamen aynıdır. Şimdiye kadar söylediklerimizi gözden geçirelim. Şu iki kenarın eşit olması, şu iki taban açısının eşit olmasını gerektirir. ABC açısı hem ACB hem de CAB açısına eşit ise o zaman bu açıların hepsi eşittir. Böylece şunu elde ederiz. ABC açısı eşittir ACB açısı o da eşittir CAB açısının ölçüsü değil mi? Bu da açıların tamamı zaten buna göre eşkenar üçgen aynı zamanda eş açılı üçgendir. Açıların hepsi aynı olacaktır. Bu ölçünün ne olduğunu biliyorsunuz. Üç şeyin aynı olduğu durumda. Yani açıya x dersek, x artı x artı x bunların toplamı 180'dir. Veya 3x eşittir 180. İki tarafı 3'e bölün, böylece x eşittir 60 derece bulursunuz. Eşkenar bir üçgende 3 üç açı da aynıdır ve 60 dereceye eşittir. Bunların hepsi 60 derecelik açılardır. Şimdi, bunun tam tersini düşünelim. Açıların hepsinin eşit olduğu bir üçgenimiz olsun. İşte x noktası, burası y noktası ve burası da z noktası olsun ve açıların hepsinin aynı olduğunu biliyoruz. Bu açının şu açıya, şu açının da o açıya eşit olduğunu biliyoruz. Bir önceki videoda gösterdiğimiz şey şöyleydi. İkiz kenar üçgenlerde iki taban açısı aynıysa, karşılarındaki kenarlar da eşit uzunlukta olacaktı değil mi? yx'in yz'ye uzunlukça eşit olduğunu biliyoruz. yx eşittir yz. Evet, bunu biliyoruz çünkü taban açıları eşittir. Şimdi, aynı zamanda yz eşittir x, z diyoruz. Savımız aynı. Ama burada taban açılarımız farklı. Burada yine yana yatırılmış bir ikizkenar üçgen görebilirsiniz. Tepe açısı şu. Şuradakiler de taban açıları. Artık taban burası oluyor. Bunu biliyoruz çünkü bu taban açıları eşittir. Mantık aynı. Birinci durumdaki taban açıları bu açıyla şu açıydı. İkinci durumda taban açıları şu açıyla bu açı. Bunu yazmama izin verin. Birinci durumdaki taban açıları yxz açısı eşittir yzx açısı. Taban açıları bunlardı. Bir önceki videodaki ispata dayanarak bu, bu kenarların eş olduğunu belirtir. Burada da taban açıları şunlardır. x, y, z açısı y, x, z açısına eşittir. Bu da şuradaki iki arkadaşın eş olduğunu ifade eder. İşte ispatladık. Şu kenar YX'in YZ ve YZ'nin XZ'ye eşit olduğunu gösterdik. Böylece kenarların hepsi eşittir. Yinelemek gerekirse, açıların hepsi eşitse bu durumda hepsi 60 derece olacaktır. Kenarlarında hepsi eşit uzunlukta olacaktır.